Vay 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 vay. Bu şehirde tam 880 tane anıt ağaç var. Hatice abla, Hatice abla. Bütün her şey duvarları önce kapsayan 129 tane yazı var. Bir espri geldi aklıma, yapayım mı? Dur yapma. Vay 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 vay. Yani burası Bursa'nın en meşhur hanı. Vay 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 vay. Bismillahirrahmanirrahim. Çekilin açık. Ne? Selahattin Camii ne demek? Sultan Camii. Ben çalıştıktan sonra ne anladım ben bu işten ya? Oo ya. Sevgili seyirciler, binlerce yıllık tarihiyle, Uludağ'ıyla, bereketli ovalarıyla, yaylalarıyla, birbirinden özel lezzetleri, sebzeleri, meyveleriyle harika bir yerdeyiz. Osmanlı'nın ilk başkenti Yeşil Bursa'dayız. Yeşil Bursa'da gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, güzel Bursa'yı en güzel gören yerlerden birindeyiz. Sevgili rehberimiz Aykan bize Bursa'yı şöyle bir anlatsın da bir de güzelliğini böyle ondan dinleyelim. Osmanlı'nın ilk payitahtı, evet. UNESCO'nun dünya mirası, sultanlar, evliyalar ve külliyeler diyarı. Allah. Türkiye'nin yeşil ünvanına sahip tek şehri. Aynen. Evliya Çelebi'nin ise ruhaniyetli şehri. Bursa, çınarların şehri ve aynı zamanda turkuazın dünyadaki temsilcisi. Ez cümle tüm zamanların en güzel şehri. Bursa'ya bakıyoruz şu an. Tabii Bursa sadece maşallah dağa yaslanmış özelliğiyle, yani tepeleriyle değil, aynı zamanda 8500 yıllık bir tarihe sahip antik bir şehir burası. Hı hı. Tabii tarih belgesellerinde izlediğimiz, tarih kitaplarında okuduğumuz nice devlet ya da medeniyet ya bu şehir için savaşmış, ya buradan geçmiş ya da burada yaşamış. Evet. Aklınıza kimler geliyorsa. Yani Hititlerinden Lidyasına, Friglerinden şehrin kurucuları Bitinyalılara, yine Roma, Bizans, Selçuklu ve tabii ki bu şehirde sayısız iz bırakıp dünya sahnesine taşıyan Osmanlı Devleti'ne. Ama tabii ben burada bir şeyin altını çizeceğim. Hı. Bize çok anlatılmayan, hatta Bursalıların da çok bilmediği bir özelliği. Hı. Bursa aslında Türklerin Anadolu'daki ilk başkenti. Evet. Ben tabii bunda Osmanlı'yı mı kastediyorum? Hayır. Biz Osmanlı'dan daha önce Selçuklu buradaydık. Evet. Anadolu Selçuklu Devleti. Öyle mi? İlk başkentimiz İznik. İznik bugün Bursa'nın bir ilçesi. Doğru. Bu yönü çok ön plana çıkmaz. Evet, hiç aklıma gelmedi abi. Evet. Doğru söylüyorsun ya. Yani bizim ilk sahne aldığımız, ilk başkent ilan ettiğimiz yer İznik'tir. Aslında İznik. Selçuklu'nun da tabii ilk Anadolu başkenti. Tabii Anadolu Selçuklu'nun ilk başkenti. Osmanlı'nın da ilk başkenti. Osmanlı'nın da ilk başkenti. Hocam bu Bursa maşallah ya. Yani hakikaten çok güzel de çok özel aynı zamanda. Tabii burada attığınız her adımda tarihi dokuyu hissettiğiniz, tabii bir yönüyle de özellikle manevi atmosferinden de hiç çıkamadığınız bir şehirdir Bursa. Bursa'yı birçok edebiyatçı veya birçok böyle şair şu ifadeyle betimler, der ki Bursa tarihin kalbi, Bursa'da atar altında 70 bin evliya yatar. Vay. Bakın burası hem manevi hem de tarihi her şeyi hissettiğiniz özel ayrıcalıklı bir şehirdir. Belki maneviyatından mı geliyor, o bereketi de oradan mı geliyor? Tabii, İnciri, tabii, zeytini, şeftalisi, yine bütün böyle her şey burada acayip yetişiyor değil mi? Tabii. Yeşilliği öyle zaten, doğası. Nereyi ben sorsam işte Aykan diyor ki burası diyor Uludağ eti, güney eti, burası doğu eti. Burası... Dedim bu nasıl dağ dedim, öyle dağ mı oldu? Ya çünkü biz şimdi alışmışız ya Hasan'da, Hasan'da, Erciyes, Erciyes. Tabii, tek bir dağ. Bana dediğini söyler misin? 40 kilometre uzunluğu olan Bursa'nın pusulası, her yerden gözüken, tüm güneyini kaplayan bir dağ. Bugün bir Bursalı'ya yer tarifi sorsan sana Uludağ'a göre tarif eder. Çünkü bu şehri neresine gidersen git Uludağ seni takip eder. Bu şehirde tam 880 tane anıt ağaç var. Çünkü bu ecdadın diktiği tabii, değil mi? Osmanlı nereye gitse o çınarları dikermiş. Osmanlı özellikle bu şehirde bunu uygulamış. Burada hangi mahalleye giderseniz gidin devasa bir çınar ağacı sizi selamlar. Neden? Çünkü Osmanlı'nın kuruluş hikayesinde birçok tarihçi, Osmanlı ilk tarihçilerin Neşri gibi tarihçiler nasıl betimler kuruluşu? Osman Gazi'nin bir çınar rüyası vardır. Şeyh Edebali'yi anlattı. Evet, i̇şte onunla betimlerler. İşte bakın bu anlamda çınar hem Osmanlı'yı hem Bursa'yı temsil eder. Çünkü kökleri çok kuvvetli bir ağaçtır. Bu anlamda Osmanlı kökleri tüm üç kıtaya yayılmış çınar ağacı temsili bir şehrede başkentlik ilan ediyor ve buradan da tüm dünya yayılıyor. Anam rehberle konuşunca da başka oluyor. Ya adamlar her şeyi biliyor. Vallahi bak benim hiç aklıma gelmemişti. Çınar ağacının hikayesi Osman Gazi'nin mübareğin rüyasında devlet kuracağını değil mi? O çınar ağacını görüyor. Şehirde bari kendisi müjdeliyor. Ondan dolayı her yere çınar ağacı dikiyor. Tabii çınar ağacı burada bir temsili rol üstleniyor. Dedin ki İskender yesek mi dedik acaba, bir baksak mı dedin, İskender değil dedin, bir şey dedin sen ona. Tabii 1867'de ilk
bunu yapan usta da İskender. Tamam. Ondan dolayı İskender Efendi. Tabii ondan dolayı bu isimle ünleniyor ama bunun yani genel kabul görmüş ismi Bursa kebabı deriz. Evet. Burası özellikle işte gastronomisiyle tüm Türkiye'deki şehirlerle yarışabilecek bir şehir. Özellikle bu Uludağ'ın kaynak sularıyla beslenmiş ovası bize birçok tarımsal ürünü hem de en lezzetli şekilde sunuyor. Şeftalisiydi, işte ahududusuydu, yaban mersiniydi. Yine aynı şekilde dağ çileği, dağ kirazı. Bursa'nın en öne çıkan ve dünyada birinci olduğu siyah inciri. Evet. Zeytini. Maşallah. Ve aklımıza daha gelebilecek birçok özelliğiyle tarımsal ürünle. Yeşil Bursa işte ya. Şöyle bir şey yapsak. Şurada iki tane kahve söylesek. Sen bana payitahtı anlatsan, Bursa'yı anlatsan, ben dinlesem. Ne olur? Olur. Ne olmaz demek? Mı? Olmaz hadi mı? Hadi git gidelim. Hadi. Sevgili seyirciler, Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt tarafından yaptırılmış olan Koza Han'ın taç kapısının önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz örgü motifi Selçuklu'nun Osmanlı mimarisinde yansıyan en güzel örneklerinden bir tanesi. Şimdi gireceğiz, Koza Han'ı beraber gezeceğiz. Buyurun. Sevgili rehberimize dedim ki nerede kahve içelim? Dedi ki kahve Koza Han'da içilir. Evet, aynen. İçeceğiz. Nokta adresteyiz. Türk kahvesi içeceğiz. Tabii ki. Sade mi? Sade. Sade tabii canım. Muhteşem yine çınar ağaçları, aynen. Yine o ecdadın izleri, Osmanlı'nın izleri ve muhteşem bir han. Burası Bursa'nın en meşhur hanı. Dünya çapında tanınmış, misafirleri de çok ön plana çıkan, hatta Kraliçe Elizabeth'in bile gelip ziyaret ettiği, İpek ürünleri satın aldığı, dünya çapında tanınmış ünlülerin ziyaretgahı adeta burası. Ama tabii ki burası Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Bayezid tarafından Ulu Cami ile, ki Osmanlı'nın manevi kalbi ve Osmanlı'nın ilk padişah camisi Orhan Camii arasında yaptırılmış İpek yolu ticaretinin son durağı. Evet. Bulunduğumuz yer bir kervansaray mantığını düşünelim, tamam. Selçuklu'daki. Tamam. Şu an bulunduğumuz, şu an kafeterin olduğu alan Koza ve ipek satışının olduğu yer. Ha. Kozalar o meşhur. Tamam. Hatta 1980'lere kadar burası bir koza borsası. Vay. Civar köylerden kozalar buraya getirtilir. Tamam. Bir uzman kozaları böyle bakar ve kozaların boyutuna göre bir fiyat belirler. Ve ondan sonra arttırım başlar. Aa. En iyi fiyata veren o kozayı alır. Burası bir koza borsasıydı. Vay. 1970'e kadar. Tamam. Hemen üst katsa, bakın ipek dükkanlarının olduğu yerlerse aslında birer konaklama alanlarıydı. O günkü farklı ülkelerden gelen hatta tüccarların konakladığı, ki burası İpek yolu ticaretinin Asya'daki son durağıydı. Hı hı. Hatta bakın şöyle çok enteresan bir bilgi paylaşacağım sizlere. Burası İpek'in, zerafetinin, özellikle közle kahvenin lezzetiyle buluştuğu yer burası. Wow. Tabii şu an özellikle Bursalıların bir buluşma noktası. 40 yıllık kahvenin hatırının en çok geçtiği yer burası Bursa'da. İşte bakın bu kahve, o ilk tarih süreci bilenler hemen hatırlayacaklar. Türkiye'ye, yani Osmanlı'ya gelişi ise Kanuni Sultan Süleyman deniyor. Yemen valisi Özdemir Paşa getiriyor ilk saraya. Daha sonra bu yayılıyor. İşte bakın bunun Avrupa'ya, özellikle bugün kahvenin en çok tüketildiği ülke olan İtalya'ya, hı hı, yayılmasında kilit rol oynayanlarsa bu Koza Han'daki tüccarlar. Buradan ipeyi İtalya'ya ticaretini yaparken kahveyi de oraya götürüyorlar. Vay. Tabii bugün bakın kahve tüketim anlamında İtalya dünyada ön sıralarda, evet, geliyor. İşte bakın burada yine Koza Han'ı ve Bursa'ların parmağı var. Yani burada alışmışlar evet, aslında değil mi kahve? Buradan oraya gidiyor. Vay be. Peki şahane, şu an işte yine çınar altı. Burada tabii, her yer çınar Bursa'da altı. Bursa'da her yerde. Peki ortada bir mescit, evet, var değil bir mi? Köşk mescidi. Köşk bakın mescidi. Bu Osmanlı'da özel bir mimari prototiptir. Köşk mescidi. Ne demek köşk mescidi? Yani köşk mescitleri prototip olarak böyle alttaki şadırvanıyla böyle, tamam, sekizgen köşeli, şöyle minimal tipli mescitlerdir. Bunun Osmanlı'daki ismi köşk mescidi. Çünkü köşklerde de bakın buna benzer böyle mescit, ufak mimari tipi görülebilir. Bu anlamda bunu görebileceğiniz en iyi yerdesiniz. Koza Han'ın tam böyle ortasında, Koza Han'la özdeşleşmiş. Buraya gelen herkesin mutlaka bir hatıra karesi çektirdiği alan. Bakın burasıdır. Burası hala da İpek'in, bakın, kalbinin ve en çok ürünlerinin sergilendiği yer. Tamam. Koza Han Osmanlı tarihinde belki de en şaşalı açılışın yapıldığı handır. Çünkü burası Osmanlı tarih boyunca en değer verdiği hanların başında geliyor. Burası Bursa'ya gelen misafirlerin uğramadan dönmedikleri bir yer. Aynen öyle. Şimdi biz şöyle yapalım mı? Eski bir Türk geleneği olan adisyonu alıp kasaya gidelim. Sen, evet, vereceksin, ben vereceğim kavgası, bir güreş. Orada böyle birbirimize bir hayır sen, hayır ben. Bunu yaşamak ister miyiz beraber? Tabii ki vererek. Ya da istersen direkt sen öde. Ben ödeyeyim ya, burada mantıklı. Bak burada bak, hiç kavgaya gerek var mı? Ben de gelenekçiyim.
Ben de gelenekten geliyorum ama hani misafirisin, bize yakışmaz. Eyvallah, eyvallah, sıkıntı yok. Hocam, kahve herkese tabi davetimiz, kozağına buyurun gelin. Kahveler, kahveler şirketler. Olmaz, hayır olmaz. Sevgili seyirciler, tarımıyla, hayvancılığıyla, ekolojik turizmiyle, şahane çardı kavurması ve birbirinden özel lezzetleriyle Uludağ'ın eteklerinde harika bir yerdeyiz. Hazır mıyız gezmeye? Bursa'da Harmancık'tayız, Harmancık'ta. Gidiyoruz gündüz gece. Sevgili seyirciler, Bursa'nın güzel ilçesi Harmancık'ta şahane bir yerdeyiz. Harmancık'ın en üst noktalarından bir yerde Harmancık Ekoturizm Tesislerindeyiz. Burada yürürken her an önünüze bir sincap çıkabilir. Şahane bungalov evleri görebilirsiniz. Efsane yıllarca ayakta kalmış çam ağaçlarını görebilirsiniz. Ve bu kıymetli hanımefendilere denk gelebilirsiniz. Harmancık'ın şahane lezzetlerinden bir tanesini yapacağız. Hatça Hanım! Efendim? Hatça Hanım, ne yapacağız biz bugün Hatça Hanım? Bursa'mızın meşhur Sütellası yapacağız. Evet. Sevgili, bu bizim Bursa'nın has, yerli, milli tatlısı. Evet. Bunlar sütle yapılan. Hatta evet, burada Harmancık'ta özel ineklerden hemen sağılma, sıcak. Aa, bu yeni mi sağıldı? Evet, evet. Tabii tabii. Harika. Onlar... Malzemelerimizi sayalım. Yaparken tabii de muhabbet edelim. Tabii. Arada da Hatça Hanım bize bir türkü söyler mi? Yok. Yok, şaka şaka. Ben söylerim kız. Hatça Hanım heyecanlı. Ben söylerim ya, ayıp ediyorsun ya. Şimdi bize ne lazım? Sıvı yağımız var, evet, unumuz var, sütümüz var, tereyağımız var, şekerimiz var. Un, süt, sıvı yağ, tereyağı, şeker. Ve vanilya. Evet. Tamam, hadi bismillah başlayalım. Evet. Ne kadar süt? 3 kilo sütümüz var. 3 kilo. Evet. Tamam. Önce sıvı yağımızla unumuzu karıştıracağız. Tamam. Direkt onun üstüne döküyor muyuz öyle? Evet. Un kokusu gelinceye kadar... Kavruluyor. Ha, kavrulacağız onu. Tabii tabii. Evet, un kokusu gelinceye kadar... Kavuracağız. Hatça abla, Hatça abla. Burada ne var demen lazım. Ne var? Bir şey yok, öyle ne haber diyecektim. Yağın var mı? Var var. Unun var mı? Var var. Sütü var mı? Var var. E ne duruyorsun? Helva yapsana. Allah, bak açıldı. Helva yapsana, yar yar helva yapsana. Helva yapsana, helva yapsana, helva yapsana, vay vay helva yapsana. Vay be, vay be. Sesi güzelmiş Hatça abla. Evet, Berks Hanım, sen de fenasın tabii, ha. Tabii, tabii. Vallahi müthiş bir yerdeyiz. Havası evet, çok güzel. Evet, havası, doğası, serinliği, özellikle yaz günlerinde. Şu an esiyor. Yani bulunmaz bir serinlik, akşamları özellikle mont... Aa, olabilir tabii o kadar ki yani, o kadar. Bu arada Harmancık bu aşağılar yanıyor şu anda. Sıcak. Tabii. Ama tabii burası, yani burası esiyor. Ormanın içinde olmasının tabii o avantajı, yani serin olması. O yüzden bulunmaz bir güzellik burası yani Harmancık için. Az önce dedi ki abartmadım yani. Vallahi sincapları falan görüyorsunuz yolda yürürken. Böyle önünüzden, yanınızdan geçiyorlar. Bir de çok güzel bungalov evler var. Hafta sonları inşallah özellikle İstanbul, İzmir o taraftan böyle hani böyle ben bir şöyle bir tepede böyle bir yayla havası alayım derseniz burayı mutlaka tavsiye ediyoruz. Buradan eteklerinde olmasından dolayı da serinlik tabii ondan da kaynaklanıyor. Ondan geliyor değil mi? Tabii, evet. Bungalov evler de çok güzel ya. Çok güzel. Kaç tane var burada? 13 tane bungalov evimiz var. Şimdi kiralayabiliyoruz değil mi burada? Tabii kiralayabiliyorsunuz, konaklamalı. Gelip burada kaç gün isterseniz. Burada restoran, yemek de var. Restorantımız kendin var. Kendin de evet, yapabiliyorsun evde. Restoranda ayrıca özel Harmancık özgü yemeklerimiz, geleneksel yemeklerimiz falan evet, güzel lezzetler var yani. Hatça Hanım yapıyor. Yapıyoruz. Şimdi nasıl? Geliyor mu koku? Evet. Kokulu mu? Kokulu. Biraz geldi. Evet, biraz geliyor. Hatça abla! Efendim? Kokular gelmeye başladı evet, valla. Kışkanlık kulağıma elde ettik. Vay, şimdi vay, ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşama süt dökme evet, aşaması. Evet, süt dökme aşaması. Bir şey söyleyeceğim. Sütü ben dökeyim. Sütü tenceremize döküp... Ha, şimdi daha değil mi? Evet. Hatça abla, aklıma çok kötü bir espri geldi. Yapayım mı? Tabii ha? Yapabilirsiniz. Valla. Evet. Hazır mısın? Bak. Kimim ben? Süt dökmüş kedi. Evet. Çok kötüydü ama ben sana dedim. Çok kötü bir espri yapacağım dedim. Sevgili seyirciler, bunu unutursak bu kısmı. Onu bir silelim hafızalarımızdan.
hatıralarımızdan. Ama ben ne yaptım bunu abla? Hiç uyarmıyor. Belki sana ya. Yapma. Bu espri yapma diye dürtsene beni oradan. Dur. Şeker mi döküyorsun? Evet. Ha. Bir espri geldi aklıma, yapayım mı? Dur yapma. Yok yok. Gelmedi, gelmedi, sağ ol. Belki sana beni uyardı, yapma dedi. Yapmayacağım. Programımızın geleceği, Selahattin için bu espri yapmayacağım. Niye yapayım ki yani? Yani neden izleyiciyi soğutmak neden yani? Sütümüzü tenceremize döktük. Döktük. Şekerimizi içine ilave ettik. Evet, kaynamaya yatır. Evet. Orada unumuz, burada sütümüz. Evet, değil mi? Evet. Bizim harmancığın meşhur süt helvasını yapıyoruz. İlk önce sıvı yağ döktü değil mi ablacığım? Tavaya. Ondan sonra üzerine unu kattı. Unu karıştırdı. Buraya da sütü döktü. Üzerine şekeri ilave etti. Sonrasında siz artık izleyemeyenler için anlattık onu. Ama derseniz ki ben böyle şahane bir yerde yiyeceğim. Böyle sincaplar önümden geçsin. Böyle çamaşırların altında böyle püfür püfür gelesin. Böyle bir yerde yiyeyim derseniz nereye gelecekler? Harmancığa gelecekler. Harmancığa gelin valla. Tavsiye ediyoruz. Şahane bir yer. Harmancık'ta nereye gelecekler? Ekoturizm tesislerimizde gelecekler. Ekoturizm, ekoturizm. Ekolojik yani doğayla iç içe. Orman havası, aynen. Eko. Bol oksijen. Burada şahane etkinlikler varmış sevgili seyirciler. Neler var etkinlikler? Ben yapayım biraz, karıştırayım. Sen anlat. Macera parkımız var. Nasıl macera? Ne ter? Macera derken mesela kastın ne? Nasıl bir macera yaşayacağız? Macera burada ipe biniyorsunuz aşağıya doğru. Ormanların içinden bayır aşağıya. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii. Aa. Doğa yürüyüşümüz var. Manzara olduğu için doğa orman yürüyüşlerimiz var. Trekkingler yapılıyor. Doğa yürüyüşleri yapılıyor. Tabii, doğa buradan nereye var? Doğru yürüyoruz? Şu aşağı doğru. Buradan mu? Yok. Yukarıya doğru bir orman içerisinde yolumuz var yani. Vallahi çok güzel bir yerdeyiz. Abartmıyorum. Bize yalan yok, laf yok. Tabii ATV parkurumuz var. ATV'ye evet, biniyorlar. ATV'ye biniyorlar. Yani aslında buraya şöyle İstanbul'dan, İzmir'den böyle kaçanlar özellikle yani yakın diye söylüyorum. İki gün muhteşem gün geçirebilirler tabii, yani tabii, değil mi? Muhteşem ötesi bir gün aslında. Aynen. Gelirseniz size süt helvası yaparız. Çardı kavurmamız meşhur bizim. Harmancığın eski ismi çardı olarak geçiyormuş. Öyle mi? Tabii çardı olarak geçiyormuş. Çardı kavurma. Kavurma. Tabii. Buradaki hayvanlarımız, eklerimiz dağlarda, ovalarda otlatılan hayvanlardan ekler. O yüzden lezzetli yani, değil mi? Evet, o yüzden çok lezzetli. Yani. Kaynamaya başladı. Tamam. Şimdi ununu ilave edeceğiz. Geliyor, 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 geliyor. Vay 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 vay. Hızlı çıkmamız vay. Gerekiyor. Aa! Başarmışım. Anam! Hayır! Diyorum. Şimdi süt dökmüş kedi kim acaba? Bana gülüyordunuz. Ver bana. Bana ne bahardan yazdan, bana ne borandan kardan. Vay 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 vay. Sevgili seyirciler, az önce sütü döktük. Süt döktük. Vallahi kedi gibi oldu. Hiçbirinin sesi çıkıyor mu bak? Süt dökmüş kedi bak. Aha. Hiç evet. Sesleri çıkmıyor şu an. Niye? Çünkü süt döktük. Ama bizde ne alakası var? Taştı. Ekliyorum. Şimdi ne döktü? Tereyağı. Tereyağımızı ekliyorum. Tereyağı eklendi evet. Şu anda sevgili seyirciler. İnmesine yakın vanilyamızı. Tamam, tereyağı ekledik, vanilyayı ekledik. Ondan kere. Vallahi bir şey söyleyeceğim, kolay değil yani öyle. Evet. Açayım mı altını, iyi mi altın? Ha? Açtım. Açtın mı? Evet. Vallahi bir koku geliyor buraya. Sütle böyle olur. Şey, helva kokusu evet, geliyor. Evet, un kokusu çok güzel olur. Şimdi sırada. Sırada? Fırınlamaya. Aa. Evet. Daha mı kaynayacak tabii değil mi? Tabii bir yarım saat tepsiye boşalttığımızda bekleme yapacak. Kabuk bağlaması lazım yoksa fırınlayamayız. Buraya mı dökeceğiz? Evet oraya dökeceğiz. Tamam. Tamamdır. Allah Allah. İşlem tamam. Bismillah. Vay 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 vay. Allah bu kaç kişilik ya? Ha? Acaba? Bu 30. Zıvara zıvara 30. Evet. 30-35 kişi falan yani. Şöyle. Evet. Helvaya bak helvaya. Süt helvası. Bizim buranın şahane efsane. Bu şimdi fırına mı gidecek? Evet fırına gidecek. Tamam. Bir yarım saat bekleyip fırına gidecek. Beklemesi lazım mı? Evet beklemesi lazım. Belki sana mesela ya da sen bir türkü söylesen. Ben bıktım. Niye hep ben söylüyorum ya? Harmana yârim harmana. Harman yeri darmana. Yeni kolyeler çıkmış. Al sana yârim sen bana. Oy 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 yârim. Askerdir benim yârim. Subaylar izin vermez, ne yapsın benim yârim? Oy 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 yârim, askerdir benim yârim. Subaylar izin vermez, ne yapsın benim yârim?
Bravo! Vay vay, bak kız ne kadar güzel okuyorsun, sesiniz çok güzel ha. Bak tabii doğa mis gibi böyle ciğerler açır. Ha? Değil mi? Harikasınız sevgili seyirciler. Şimdi bunu fırına götüreceğiz. Nasıl evet. fırına götüreceğiz? Taş fırınımız var. Taş fırını. Öyle herhangi bir fırın değil yani. Bize taş yakışmaz. Var, evet. Yani normal davul fırınına mı götürelim şimdi bunu? Yani. Taş fırına götürüyoruz. Götürüyorum. Bismillah. Tamam. Aldım. Aldım götürüyorum. Aldım götürdüm. Vay 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 sevgili seyirciler. Taş fırına gidiyoruz. Şahane helvamızı taş fırına vereceğiz. Abam sen geç şöyle. İşte şu anda helvamız hazır. Sadece pişmesi kaldı değil mi abam? Soğudu, şöyle. Tavuk bağladı. Hatice abla, bunu mesela kesmeyeceğiz mi? Bir şey yapmayacağız evet, mı? Kesmeyeceğiz. Böyle mi olacak? Evet. Görüyor musun? Kaşıkla servis yapacağım. Öyle mi? Evet. Kaşıkla? Evet. Vallahi merak ettim ha. Bismillah. Hadi bismillah gönderelim. Atıyorum taş fırına. Tamam abam. Hatice abam şimdi taş fırına gönderiyor. Evet. İnşallah birazdan şahane, efsane süt helvamız hazır olacak. Kaç dakika abam? 5 dakika. Denizin dibinde haçam, demirden evler. Ak gerdan üstünde anam, çiftedir benler. O kınalı parmaklarda, o beyaz eller. Yolcuyu yolumdan anam, eyleyen dilber. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçımı görenler anam sevdalanıyor. Vay vay vay. Kız ne güzel söylediniz ha. Vallahi Hatice abla maşallah. Ya bizim türkülerimiz güzel ha. Bütün türküleri biliyor bizim vatandaşlar ya. Mesela Hakkari'ye gidiyorsun, İç Anadolu türküsünü söylüyorlar. İç Anadolu'ya gidiyorsun, Doğu türküsünü de biliyorlar. Öteki diyor, hocam sen de Kırşehirli, Neşehirli de söylüyor bunu. Hakkari'ye gidiyorsun, Neşet Ertaş türküsü söylüyorsun. O da söylüyor onu. Vallahi çok güzel. Sevgili seyirciler, Harmancı'nın meşhur şahane helvası, süt helvası geliyor. Geliyor mu abla? Evet, geliyor. Geliyor, geliyor. Kesin geliyor. Vay 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 vay. Üstleri var ya, üstleri böyle hafif böyle şey olmuş. Kızardı, kızarmış evet. bile. Aa, aman Allah'ım. Hatice abla bu ne ya? Baksana. Of, 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 of. Ey maşallah. Hani şurayı ben yiyeceğim. Kapkara. Tamam, size orayı servis edeyim. Vallahi çok... Allah, bu koku var ya. Süt reçelini bilir misin? Süt reçelini. Onun kokusu geldi bir evet. anda. O kadar güzel koku. Bu da süt helvası sevgili seyirciler. Biz ne yapsak? Şey, servis yapalım. Sen hiç fazla konuşmaya gerek yok. Tamam, tamam. Birimiz lafa tutmayalım. Tamam. Kimse konuşmasın. Tamam mı? Buyurun. Direkt servise geçelim. Verdiniz servis. Of, aman Allah'ım. Ya harmancık. Nedir? Bu nasıl bir harmancıktır ya? O tarçın, cevizle servis yapılacak. Maşallah, maşallah, maşallah. Bunu şey yapalım. Şöyle yapalım. Evet, bir süre beni aramayın tamam mı? Tamam. Şey yapmayın. Hı-hı. Bir şey olursa yazın. WhatsApp'tan yazın ben size dönerim. Tamam. Bu tarçın mı o? Olmazı tarçın. Allah. Biraz şey yapalım. Şey. Dede rahmet. Sağ ol. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Çok güzel oldu ya. Sevgili seyirciler. Bu kokuyu nasıl anlatacağız? Sen anlat. Belki sen anlatırsın. Ben bu kokuyu anlat hadi. Böyle bir un kokusu, helva kokusu, sütle birleşmiş kokusu. Süt kokusu tabii ki. Süt ve un kokusu yani böyle bir güzel bir koku. Ben anlatamadım. Ne diyorsun? Ver kız. Sen anlat. Muhteşem bir süt helvası kokuyor. Evet. Vallahi sen bunu ben de anlatırdım böyle daha değişik daha ne, böyle. Ne diye, ne diye, ne bu değil yani bunu bu anlatılmaz bu başka bir şey yani. Buram buram süt kokuyor. Aynen anlatılmaz. Öyle. Aynen vallahi çok güzel kokuyor. Tadılır. Yalan tadılır. Yok laf yok. Aynen öyle çok güzel sevgili seyirciler. Anlatılmaz sadılır. He aynen öyle Harmancı'nın şahane inanılmaz güzel süt helvası. Afiyet olsun bereketli olsun. Harmancık'tayız buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu abla? Olsun. Olsun. Buyurun olsun, gelin. Olsun. Buyurun gelin. Buyurun gelin vallahi bekliyoruz. Sevgili seyirciler, güzel harmancıkta ekoturizm tesislerindeyiz. Müthiş bir yer burası. Vallahi cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor, sincaplar önünüzden geçiyor, mis gibi çam ağacı kokuları, bungalovlar ve biz burada ne yapacağız? Ecdadın Osmanlı'dan kalma efsane tatlısını yapacağız. Saraylı tatlımızı yapacağız. Saraylı tatlısı yapacağız sevgili seyirciler. Hatice Hanım var, Dilek Hanım var. Malzemelerimizi sayalım. Şahane saraylı tatlısı nasıl yapılıyor? Beraber görelim inşallah. Buyurun. Tereyağımız var. Tamam. Şerbeti için limonumuz var. Tamam. Şekerimiz var. Evet.
Yufkalarımız var hazır. Tamam. Önceden pişirilmiş. Tamam. Şimdi ilk başta şerbetiyle başlayalım. Bu haşhaş. Haşhaş var. Cevizli haşhaşlı oluyor. Saraylı tatlımız. Oluyor. Cevizli haşhaşlı. Evet. Vay şahane. İlk önce şerbetiyle başlıyoruz. Tamam. Ya şu işlere karışma diyorum sana. Elik edin şu işleri bana bırak. Hiç beni dinlemiyorsun ki. Ben ne yapayım? Beni dinlemiyorsun. Bu işler benim işim ya. Tamam. Aa, elim yandı. Elimi şuradan bir kurtaralım. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi şahane ecdadın tatlısı, Osmanlı tatlısı saraylı yapacağız. Haşhaşlı cevizli. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. Ne kadar su? 1,5 litre suyumuz var. 1,5 kilogram da şekerimiz var. Evet, 1,5 litre suya 1,5 kilo toz şeker var. Evet, aynen. Evet. Dilek abla, sonra? Sonra limonunu koyacağız. Aa, limon mu sıkacağız? Evet, limon. Aa. Bir tane limon atıyoruz kendisi. Niye sıkıyoruz ki biz bunu? Şekerlenmesin diye. İçine de attın. Evet. Sonra alıyoruz o şerbet kıvamına gelince. Sonra? Şimdi döşemeye başlayacağız tepsiye yufkalarımızı. Tamam. İlk önce yağlayacağız. Tamam. Tepsimizi yağlıyoruz ha? Evet. Vay, tereyağı yani yağ derken? Evet, tereyağıyla yağlıyoruz. Yani lütfen yani harmancığın şahane tereyağı. Tepsimizi şöyle güzel bir tereyağı alacağız. Yapışmayacak şekilde. Hatça abla! Hatça abla, ben şimdi ne yapıyorum? Ne yaptım ben? Direkt tuttum. Evet. Allah'ım süper espriler yapıyorum bugün ya. Bunu ben niye yapıyorum bilmiyorum ki ya. Dilek tuttum az önce, farkında mısın? Evet. 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 Dilek de benim. Evet, Dilek de sensin. Şimdi suyumuzu aldık. Evet, şimdi tatlımızı döşemeye başlayacağız. Ha, ıslatacağız onları değil mi? Evet, hadi bismillah. Saraylı tatlısı yani yüzyıllardır olan. Eskilerimizin baklavası. Bayramlarda mı yaparlar yani? Evet. Değil mi? Evet, babaannelerimiz, anneannelerimizin meşhur tatlısı, vay, baklavası. Sana kim öğretti Dilek abla? Sana kim öğretti? Ben babaannemden öğrendim bunu. Ay ne güzel ya. Sen kim öğreteceksin? Ben de çocuklarıma, hadi inşallah, benden sonra gelen torunlarıma nasip olursa. Ay, tabii ki. Rabbim nasip etsin Dilek abla. Şimdi tek tek bunları. Böyle kat kat olacak ha? Aynen aynen. Soyla oluşuyor. Ha ne güzel ya. Şimdi aslında yufka normal bir düz hamur yani, oklavayla açılan, ona alışkınız da bu başka yani, bu farklı oluyor. Böyle tirit yapar gibi bir tatlı oluyor ya, evet, da güllaç formunda güllaç olacak formunda galiba, değil mi? Birazcık aynen, daha sanki böyle. Aynen güllaç gibi oluyor. Değil mi? Onun gibi olacak, böyle haşhaşlı, altında tereyağlı böyle sevgili seyirciler. Şahane olacak vallahi. Ben bir şey yapayım. Ben çalışıyormuş gibi görüneyim mi? Şuradan alalım çekeyim. İç malzemesi mi? Ben kimim biliyor musun? Hiç çalışmayıp çalışıyormuş gibi görünen adam. Tamam, onu biraz şöyle karış. Ah sen şey yap, onu karıştır. Şöyle. Hatice abla, ben şimdi ne yapıyorum? Dilek tutuyorsun. Dilek tutuyorum, evet. Şöyle alalım. Bunu ne yapacaktık? Yufkanın üzerine. Şöyle, ama ben çalışmak yok ki bende. Çalışıyormuş gibi yapmak var. Değil mi? Ben çalıştıktan sonra ne anladım ben bu işten ya? Hayret bir şey yani. Hatice abla, sen beni çalıştırmaya mı çalışıyorsun yoksa? Evet, şimdi devam ediyoruz. Birkaç tane yufkamız daha kaldı sevgili seyirciler. Hadi biraz hızlanalım, bismillah. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Bol cevizli haşhaş. Vay 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 vay. Çok az kaldı. Acayip az kaldı sevgili seyirciler, ama bir kat eksik. Evet. Malzemeden çalmayalım. Dilek Hanım lütfen. Kaç kat olması gerekiyor? 6 tane altı olması. Ben saydım burada 5. Evet. Biri orada. Alalım. Evet, alalım. Alalım Dilek Hanım. 6. katımız da geliyor sevgili seyirciler. 6 katlı şahane ecdadın, Osmanlı'nın tatlısı, ne tatlısı? Saray tatlısını yapıyoruz. Saraylı tatlısı. Evet, Harmancık'ta, Harmancık Eko tesislerinde. Eko yani ekolojik, değil mi? Yani burada her şey böyle doğal, natural, natura. Bol oksijen var, bol çam ağacı var. Tam 18 tane burada bungalov ev var. Dubleks falan da varmıştı. 6 tanesi dubleks. Evet. 6'sı dubleks mi? Evet. Bize bir dubleks ayarlayalım. Tabii ki. Vallahi tabii bir tane de. Bu güzel yer. Vallahi çok güzel yer. Bayılacaksınız. Hazır mı? Suyla işimiz bitti mi? Bitti. Onu kaldıracağız. Şimdi bunu pişireceğiz artık. Şimdi orada şerbetimiz hazırlanıyor sevgili seyirciler. Burada 6 kat yufkamız var. 6 kat yufkamızın her birinin arasında ne var? Haşhaş ve ceviz var. Her katta şöyle bunun altında haşhaş ceviz, onun altında haşhaş ceviz. Böyle bolca koydu Dilek Hanım sağ olsun. Onun en altında tereyağladık onun altını. Evet. Şimdi sıra geldi şerbetine değil mi abam? Hayır, şimdi pişireceğiz. Aa, önce pişireceğiz mi? Evet, aynen. Nerede? Tüpte pişireceğiz. Tüpte pişireceğiz. Hangi tüpte? Küçük tüpte pişireceğiz. Küçük tüpte pişireceğiz. Evet. Küçük tüpte pişireceğiz. Hadi pişirelim o zaman, pişirelim. Bismillah. Sevgili seyirciler, bir tüp daha geldi. Nasıl tüp geldi?
küçük tüp geldi. Küçük tüp geldi. Küçük evet. Tüpümüz iki tane oldu artık. Evet, tamam. Aynı. Koyayım mı buraya? Koyalım üstüne? Evet. Tamam, koyduk üstüne. Dilek Hanım ne yapacağız şimdi? Şimdi bunu yakmadan çevireceğiz. Evire, çevire bunu pişireceğiz. Evet, evet. Bunun başında birisi olacakmış mutlaka sevgili seyirciler. Çünkü evet. Bu sürekli çevrilecek değil mi? Aynen. Döndüre döndüre. Çevire çevire. Evire çevire biz bunu yapacağız. Elimizi yakalım. Ama sen niye demiyorsun bunu Dilek Hanım? Evet. Elimi yandıktan sonra diyor ki elimize dikkat edelim. Bir şey söyleyeceğim. Çevirmezsek evet. Ne olur? Yanar mı? Ne olur? Evet yanar. En alta abamın böyle yaydığı tereyağının kokusu gelmeye başladı. Çok güzel olacağı benziyor. Mis gibi tereyağı kokusu geliyor. Alt kat şahane saraylı tatlımız birazdan hazır olacak. Çıtır çıtır sesler gelmeye başladı ha? Evet, ne yapacağız şimdi? Çıtır sesleri geliyor. Şimdi soğuk aygıt ocağın üzerine alacağız. Soğuk tüpün üzerine? Evet, soğuk tüpün üzerine alacağız. Tamam. Ve çevireceğiz tersine bu. Ha, havaya atacağız böyle değil mi? Havaya atmayacağız mı? Havaya atmayacağız. Oho! Kapakla çevireceğiz. Ben de zannettim action, aksiyon bir şeyler var. Havaya atacağız yani. Kapatıyorum bunun altını. Çıtır çıtır sesi gelecek. Gevrek. Kızarmış sesi, gevrek sesi evet. Gevrek gevrek. Gevrek gevrek, aynen. Ha. Bu gevrek gevrek bu sesi duymanız lazım sevgili seyirciler. Şimdi. Ters çevireceğiz değil mi? Evet aynen. Bende. Tamam bende. Tamam. Havaya atıyorum tamam mı? Yo bana bırakın ya. Tamam borlusu. Biz de ömrümüzü verdik bu işe. Biraz hafif açılalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çekilin açık. Ne? Ben de bu ecdadın torunuyum Osmanlı Türk. Bir saraylı tatlısını ben yapamaz mıyım yani? Nasıl yaparsınız. Bu şekilde? Tamam teşekkür ederim Hatice Hanım. Bir şey diyor musun Dilek Hanım? Demiyorum yapabilirsin. Başarılar diliyorum. Ben şaka yaptım. Kız özür diliyorum şaka yaptım da. Renklere gitti ya. Olabilir ya. Vallahi şaka yaptım yeniden ya. Yeniden yaparız ya. Ben sizin yanınızda benim ne haddime bunu böyle yapmaya çalışma. Estağfurullah siz yaparsınız bunu. Var ya yemin ediyorum renklere gitti. Şimdi ne yapıyoruz? Ters çevireceğiz. Şimdi çevireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi. Oo ya. Ya. Dilek hocam. Dilek şefim. Master şef. Ya sen... Teşekkürler. Bunlar nasıl hareketler ya? Sen nereden öğrendin bu hareketi? Babaannemden öğrendim. Evet. Ama bizde böyle değil. Tahtalarla çevriliyor. Biz böyle yufka böreği de yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Ateşi alabiliriz. Ateşi alalım. Bugün de öyle yoruldum. Vallahi yordunuz beni ha. Aynen. Yeminle yordunuz beni. Teşekkür ederim. Koyalım. Evet. Tekrar pişmeye alalım. Ben biraz çevireyim mi? Olabilir. Sağ ol. Olmuyor mu? Oluyor. Şöyle çevir. Yavaş yavaş oluyor. Şöyle çevireceğiz. Ben şimdi bunu yapamaz mıyım? Yaparsınız, yaparsınız. Sanırsın biz şeyiz ya. Vallahi atarım havaya tutarım ben bunu ha. Hiçbirinin de umudu yok yani zaten havaya tutarım. Ya tüpte gidiyor ya şöyle. Hoppala yarım yaz geldi. Çarşın ya kiraz geldi. Nananana. Tamam ciddi yapıyorum. Yeter mi? Al sen bakalım. Hiçbir şey yaptırmayın bana. Aman yaptırmayın. Bir daha çevireceğiz mi? Hayır, çevirmeyeceğiz artık. Son aşaması. Yine tereyağlar ısınmaya başladı, kokmaya başladı. Kokusu geldi tereyağının. Vay. Bunu aslında şu an şerbet dökmesen bile ne güzel börek olur ha. Aynen. Valla tam bunu yapıyorsun tatlı. Beyin işten geldi. Tamam geldik hanım çok açım ya. Evde de bir şey yok. Şerbeti dökme ver ne yersin? Evet çayla yapıyoruz böyle biz. Değil mi? Evet misafirlerimize. İkindiğin çayı olsun, sabah 10'da olsun. Böyle yapıyoruz. Sabah kaçta? 10 çay yapıyoruz kahvaltıdan sonra. 10 çay gerçekten mi? Evet yapıyoruz. O zaman da veriyoruz misafirlerimiz olduğu zaman. Aynı güzel ya. Hazır bizim için bu. Burada kahvaltıları da meşhur sevgili seyirciler. Şahane harmancık manzaralı böyle dağların eteklerine evet, karşı. Çok güzel. Çok güzel kahvaltı yapılıyor burada aynı zamanda. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tatlımızı ısıtacağız. Tatlımız sıcak olacak, evet. Şerbetimiz soğuk olacak. Böyle cof sesi gelecek mi? Evet, hadi ikisini buluşturacağız. Hadi. Gerçekten muhteşem bir ses. Gelmedi. Çok sesi gelmedi. Niye? Olmadı. Yapamadık. Şimdi şöyle bir şey oldu sesler. Şimdi geliyor bak. Aa geliyor bir dakika. Aa yeni geliyor ya. Aman pardon özür diliyorum. Dilek Hanım. Kendi kendine yeni geldi. Evet. Geldi. Siz duymadınız geldi. Vay. Şimdi tatlımız bir gece beklediği zaman daha çok lezzetli oluyor. Yumuşuyor. Bir gece mi? Evet. Ha, biz bir gece bekleyecek miyiz şimdi? Bekleyelim ne yapalım? Geldik burası güzel zaten. Bu gece zaten. Sizi misafir ederiz burada. Burada trekking yaparız. Bungalov evlerimiz. Evet.
Bungalovlerde kalırız, harmancıya ineriz, bir tur atarız, geliriz. Zipline yaparız, şöyle aşağıya doğru. Şahane, çok güzel inşallah vakit geçireceğiz. Tavsiyemiz bu güzellikleri inşallah sizlerin de yaşamasıdır sevgili seyirciler. Ecdattan kalan en güzel lezzetlerden bir tanesi. Neredeyiz sevgili seyirciler? Harmancık'tayız. Şahane bir Osmanlı tatlısı. Saraylı tatlısı. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Güzel Harmancık'tayız. Buyurun gelin beraber olsun. Olsun mu? Olsun. Olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun yeğenlere. Baba dönüyor. Bak 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 bak. Sevgili seyirciler, güzel harmancığın şahane lezzetlerinden sadece birkaç tanesi burada. Onları bize Nevzat Bey ve sevgili Belkıs Hanım anlatacaklar. Bu nedir? Ciğer tavamız. Ciğer tava. Vay şahane ciğer tava. İnşallah siz de Harmancık Ekoturizm tesislerine geldiğinizde bu şahane lezzetlerden tadarsınız. Hakikaten hepsi birbirinden güzel. Yöresel yemeğimiz çardı kavurma. Çardı kavurma. Sevgili seyirciler. İnşallah geldiğinizde değil mi? Evet. Mutlaka tatmaları gerek değil mi bu lezzetleri? Mutlaka. Genellikle müşterilerimize biz bu yemeğimizi tavsiye ederiz. Çok tutulan ve sevilen bir lezzetimiz. Yani bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Çardı kavurma. Çardı da harmancığın bizim eski ismi. Ha, öyle mi? Yani günümüze kadar harmancık olarak değişmiş yani. Eski adı çardı kavurma. Çardı, evet. Şahane. Aa, tereyağı gelmiş. Bu ne için? Bu el açması mantımız için. Ustamız ve mutfakta çalışan bayanlar kendi el emeğiyle yaptıkları mantımız. Vay 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 vay. Şahane. Tereyağlı mantı. Harmancık pidemiz var. Bu harmancık pide mi? Evet. Harmancık pide. Ne var içinde? Bunun içerisinde beyaz peynir ve mevsim yeşillikli bir pidemiz. Harika. Bu da sevilen bir pidemiz. Genellikle aperatif olarak ortaya veririz. O da güzeldir. Bunlar denemizi de tavsiye ederiz. Şahane. Kır bidesi şeklinde yani. Yöresel ayranımız var. Aa, o sevgili seyirciler. Şuna bakar mısınız? Denemenizi tavsiye ederiz. Şey gibi ha, böyle yapma ayran gibi, böyle hani şey, hani sabunlar vardır ya, muzdan sabun, işte üzüm bilmem ne, böyle o. Bu ne abi, bu hiç oynamıyor, kalıp bu. Evet. Allah, şüphelendim ben bundan. Kesinlikle içerisinde katkı maddesi yok. Burada bize bir oyun oynanıyor. Bu gördüğümüz ayran, bu böyle duramaz, bu imkansız. Biz imkansızı başardık. Bakacağım. İçtiğin belli oluyor mu ya? Tamam, bunu ben içeceğim, bu bana ait. Ayran içince burada kalır ya, karşındaki işaret yapıyor. %100 ayran. Bizim buranın şöyle bir özelliği var, aldığım bilgileri söylüyorum. Çünkü biraz tevazu gösteriyorlar. Bizim buranın meşhur dağlarının otlaklarında, Uludağ'ın eteklerinde ya burası sevgili seyirciler. Orada otlayan hayvanların muhteşem sütü ve muhteşem etleri oluyor. Evet. %90 diyelim, kendi üretimimiz. Etler aynı şekilde, kırmızı etin üretimi tamamı kendimize aittir. Dışarıdan donmuş ve hazır bir şekilde et ürünü kesimize girmez. Kendimiz mantıyı özellikle köy bayanlarımız yapıyor elde, hamur açarak kendileri yapıyorlar. Köy bayanları nedir? Onu ben anlamadım. Köy hanımlarımızın bunları yaptığı el emeği, hamur işi kendileri yaparak açıyorlar yani. Allah bunu razı olsun. Harika. Tabii aynı zamanda erişte, tarhana, hepsi tesisimizde mevcut. Bize Harmancık hakikaten ekoturizmiyle ünlü, çok güzel bir yer. Buraya geldiğinizde müthiş lezzetleri, böyle tamamen organik lezzetleri yerinde tadabilir, görebilirsiniz. Doğayla iç içe bungalov evlerde kalabilirsiniz. Hayvanlarla iç içe olabilirsiniz. Her an bir sincap gelip masanızdan bir şeyler alabilir. Alsın, onun da hakkıdır. Ne diyelim? Çardı kavurmaya dokunmasın. Bu özel, çünkü bunu başka bir yerde yememiz imkansız gibi bir şey. Şahane lezzetler var. Bunu beraber yapmıştık. Süt, evet, helvası. Süt, evet, helvamız. Ve saraylı tatlımız. Saraylı tatlımız. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Osmanlı'nın olmazsa olmaz şahane tatlılarından bir tanesi saraylı tatlısı. Ve süt helvamız da öyle. Bunlar atadan dededen bize miras kalan şahane lezzetlerden birkaç tanesi. Buradakiler de harmancının güzel lezzetlerinden birkaçını örnek gösterdik. Evet. Bir türküyle bağlayalım. Bir Bursa türküsü seslendirelim. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. O yârimin kaşları bir omuzdan bir omuza saçları, bir omuzdan bir omuza saçları al beni esmer güzelim yârimle.
kolu kola gezelim. Vay 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 vay. Al beni esmer güzelim o yerimle kol kola gezelim. Al beni esmer güzelim o yerimle kol kola gezelim. Bro! Vay vay vay. Harikasınız vallahi. Şahanesiniz. Teşekkür ediyoruz. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla'm. Bir an oldu evim yurdum, ne söylesen boşa Leyla'm. Ne söylesen boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Bir an oldu evim yurdum, ne söylesen boşa Leyla'm. Ne söylesen boşa Leyla'm, boşa Leyla'm. Vallahi dünyanın en şanslı adamıyım. Nerede var böyle koro ya? Buyurun. Her an gözümde perdesin. Nereye baksam sen oradasın. Mevlam ayrılık vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla'm, gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Mevlam ayrılık vermesin. Gökte uçan kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm, kuşa Leyla'm. Vay 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 vay. Ya size maşallah ya. Kız hepinizin mi sesi güzel olur ya? Evet. Ama maşallah. Vallahi yılın korosu sizsiniz. Sizi seçtik. İnşallah. Sizi seçtik. Şahane bir köydeyiz sevgili seyirciler. Hepsi birbirinden kıymetli. Canım, ablalarım, analarım. Sizler için, bizler için ikramda bulunmuşlar. İşte o şahane lezzetler. Türküyle karşıladınız vallahi bizi. Minever Hanım. Ayşe. 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 Anam dur kız. Açın arayı. Yarabbim, yarabbim. Durumu sen biliyorsun, kurban oldum Allah'ım. Amin. Tamam. Direkt tutuluyordu ya. Evet. Nuran. Nuran abam. Tamam, şahane. Şimdi bu ne? Bu haşhaşlı lokum. Şu haşhaşlı lokum mu? Evet. Aha, sıcak. Hala sıcak. Bu haşhaşlı lokum. Evet. Nasıl yapılıyor diyeceğim. Haşhaş var diyeceğin içinde. Evet. Haliyle. Evet. Mayalıyoruz hamurumuzu. Tamam. Akşam da mayalıyoruz. Ekmekle beraber. Tamam. Yoğuracak ekmek mayasından alırız. Bunu haşhaşlarız. Büyük böyle tabla üzerine yazarız. Tamam. Neyin üzerine? Tabla üstünde. Ha, tablada, normal tabla, evet. Yapıyorsun. Tamam. Böyle kıvıra kıvıra keseriz bunu, böyle küçük küçük. He. Öyle tepsiye yerleştiririz. Bu ne abam? Bu da parasalı. Neydi? Parasa. Parasa ne kız? Pırasa. Ha, pırasa. Allah iyiliğini versin. Ben de dedim. Anlamadım mı? Doğru, bizim buralarda parasa deniyor. Evet, bazı yerlerde pransa deniyor. Bunu da aynı hamurun ekmek mayasından alırız. Tamam. Açarız biraz yuvarlak. Tamam. Onu da parasaya kıyarız. Tamam. Lor. Katkılarını katarız. İçine lor koyarız. Çeviririz böyle. Şöyle. Şu içini şöyle gösterebilir miyim? Bismillah. Bakar mısın sevgisi? Vay 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 vay. Hem peynir var hem parasa var içinde. Evet. Eline sağlık Münevver abla. Tamam. Bu ne? Patates köftesidiriz. Köfte mi diyorsun? Ha. Hamurla. Tamam. Mayala. Tamam. Patatesi rendeleriz. İçine katkılarını katarız. Yoğururuz. Yuvarlar yuvarlar tepsileri koyuruz, pişiririz. Bunların hepsi bizim köyün mü? Buranın mı? Evet. Bursa'nın bu adetleri mi? Aynen. Oğlum ne kadar fazlaymış kız. Maşallah. Şimdi bana sorsan patatesli köfte getirir mi? Getir abam derim. İşte 4-5 tane köfte beklerim. Yanına patates kızartması beklerim. Demek ki dikkat etmeli. Aynı. Evet. Her yerde her şey aynı olmaz. Şu bu ne? O da haşhaşlı pidemiz. Bu haşhaşlı pidemiz. Mayalı hamurumuzdan yapıyoruz. Tamam. Haşhaşımızı yağından eziyoruz. Pidemizi açıyoruz.
Tamam. Hiç haşhaşımızı döküyoruz. Ne kadar belli kenarlarını haşhaş. Kenarlarını katlıyoruz. Fırına sürüyoruz. Vallahi şahane ya bizim buralarda maşallah. Nurhan abla sen hangisini yaptın? Bide. Ben de bunu yaptım. Bunu mu yaptınız? Evet. Bu ne? Bide. Oo. Buna yağ veririz. Bide bunu, da yağ süreriz. Bunu ekmeğe şöyle açıyorum. Bu hareket şu bak. Sağ ayak arkada. Düşersin ama. Şu, yok düş. Sağ ayak arkada. Bunu böyle yardın mı şu ortaya? Böl. Eli ortadan böl. Aç. Tamam gene sağ ayak arkada. Bıçak yok. Bismillah. Bıçak getirdik aslında. Yok gerek yok. Böl. Bak bismillah. Anam dumanlar çıkıyor. Bak. Baba. Sanırsın Nevşehir'de mağara, kaya mağara. Bak bak. Bak. Ya. Canınız çekti ama hakkınızı helal edin. Yani böyle. Ben şimdi bunu göstermeyeyim neydim yani? Tabii ya. Buraya ne koyuyoruz? Tereyağı. Tereyağı koyuyoruz. Ama buraya tereyağı koyuyoruz. Kaşar koyarsın, tereyağı koyarsın. Bir tane bitki var biliyor musun böyle? Evet. Çiçek böyle içine bir şey girdiğinde mi otomatik kapanıyor. Aynen. İşte tereyağıyla peyniri koyduğunuz zaman bu otomatik kapanıyor böyle. Bu böyle otomatik kapanıyor. Ondan sonra şöyle. Ekmanen yiyince karnınız doysun. Felsefesiyle beraber bunu yiyoruz. Afiyet olsun. Vallahi ya. Köy çok güzel. Evet. Şahane bir köy. Minevver abla. Evet. Sen burada doğdun. Hayır ben Karslıyım. Ana Karslı mısın? Evet. Gelin geldin. Gelin geldim. Oo kete vardı sende. Kete vardı ama şimdi yok. Ha. Şu an yok. İyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi vermesin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bereketli teşekkür olsun. Biz teşekkür ederiz. Hakkınızı helal edin. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Allah razı olsun. Bulun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Bursa'nın tarihi sembollerinden biri olan Ulu Cami'nin önündeyiz. Profesyonel rehber Aykan Özyürek bizi bilgilendirecek ve Aykan Hocam'la beraberiz. Aykan Bey, muhteşem bir eserin önündeyiz. Kim yaptırmış? Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid. Dördüncü padişahımız. Cennet mekan. Bursa'mız biliyorsunuz Osmanlı ilk payitahtı. Evet ya. Aynı zamanda sultanlar, evliyalar ve külliyeler diyarı. Aynen öyle. Ve tabii ki 3000'e yakın kültürel varlığıyla adeta bir açık hava tarih müzesi. Bir şey söyleyeceğim. 3000'e yakın kültürel varlığı. Varlığı ve tarihi mirasıyla. Hey maşallah. Bir açık hava tarih müzesindesiniz şu an. Bursa Osmanlı'nın ilk, başkentlerinden biri de eski. Osmanlı'nın ilk ayak izlerini bakın sürebileceğiniz ya. Şu alandayız. Hatta Osmanlı'nın bu şehre en yoğun iz bıraktığı yer bakın Ulu Cami ve civarı. Aynen. Tabii Ulu Cami mabet olarak aynı zamanda Bursa'ya da Osmanlılar tarafından bırakılmış en büyük eser. Aynen. Bakın bütün tarihi doku ve aynı zamanda ticari atmosferi hep Ulu Cami'nin etrafında öbeklenmiş Bursa'da. Aynen öyle. Eczat böyle bir strateji izlemiş Bursa'da. Kaç yılında yapılmış Ulu Cami? 1399. Açılış tarihi. Bizi, burası külliye gibi mi? Yani neler var ya da burada? Şöyle tabii ki sadece Ulu Cami yok ama Ulu Cami Bursa'nın 600 yıldır değişmeyen kalbi. Hem manevi hem de fiziki. Ulu Cami'nin etrafında Hanlar Bölgesi dediğimiz, bakın Bursa'nın özellikle son dönemde kentsel dönüşü ve sosyal dönüşü anlamında da en öne çıkan noktası ticari noktalar ve tabii ki Orhan Gazi'nin yaptırmış olduğu şehrin ilk dışına yani fethedilen Bizans'tan kalan ilk şehrin dışına inşa edilen Orhan Camisi ve tabii ki bir külliye mevcut. Bu cami ön plana çıkan birçok unsur var ama içine gelince göreceğiz bizi böyle dış dünyadan yalıtan böyle bir manevi atmosferle kaplayan içeri çok harika dünyanın şahane eserler olarak da geçen bakın dünyanın en büyük hattatlarının böyle adeta hepsinin imzasını bıraktığı muhteşem yazılar var. İçeride birazdan onlara değineceğiz, sırlarını anlatacağız. Tamam. Tabii burası işte Osmanlı'dan günümüze ulaşmış taç kapı dediğimiz taç kapı. Asıl giriş kapısı caminin de kuzey kapısı oluyor. Aha. Üç kapısından tabii ki en çok böyle dikkat çekeni ve etkileyici olan. Harika. Mesela minare böyle Selçuklu havası var mı? Minareler kısmen özellikle 1855 depremi sonrası biraz orijinalliklerini yitirse de bu camiyle ilgili önem verdiğimiz tabii mesajların verildiği detayları içeride aktaracağımız harika altyazıları bizi bekliyor. Bunları burası konuşalım. Bursa'nın sırrı. Buyurun o zaman içeri girelim. Aykan Hocam ne zaman gelsen yemin ediyorum böyle maneviyatım artıyor. Ve sırlar dedin değil mi? Şimdi tam sırların olduğu yerdeyiz. Bakın görüyorsunuz bütün duvarları kapsayan 129 tane yazı var. Hat tıkası ve bu yazıların sahipleri dünyada hat sanatında zirve isimler. Burada bir havuz var. Evet, şadır var. Neden onu yapmışlar? Bu modeli İstanbul camilerinde çok göremezsiniz. Evet, bu ağırlıklı Bursa'da çünkü ilk dönem mimari eserlerin verildiği yer burası. Tabii ilk dönem camilerin tek fonksiyonu ibadet değil, aynı zamanda bir ilim yuvası, ilim meclisleri buraları. İşte bakın Osmanlı o dönem aradaki ilim meclisindeki seslerin birbirine karışmaması, namaz kılanların rahatsız olmaması adına dönemin jammerları, ses kesicileri. Jammer. Bakın burada su sesini kullanıyor.
Ya bir şey söyleyeceğim Aykan hocam, yemin ederim ecdat bir şey yaptıysa boş yapmamıştır. Tabii, tabii. Bir şey yapmışsa onun altında bir sır var. Tabii. Sen dedin ya hocam, evet, sırlar var, sırlar var. Bak bu ses kesici. Yani buradaki ses, tabii, tabii, buraya gitmesine cemur dedin ya. Evet. Ne güzel. Ben yemin ediyorum bilmiyordum onu. Buraya gelmiş bir kişi bunu sadece abdest almak için olduğunu zannediyor. Ama halbuki öyle değil. Çok fonksiyonel. Osmanlı çok fonksiyonel. 1399'da mıydı? Açılışı. Ama çok büyük değil mi o devre tabii göre yani? Şöyle. Burası... Hı-hı. Osmanlı'nın Selahaddin camileri içinde. Ha, bakın bütün cami. İstanbul camileri de içine katıyorum. Namaz kılma alanı iç hacim olarak en büyük çok caminin büyük içindeyiz. Öyle mi? Tabii ki. Yani namaz kılma alanı en büyük. Tabii diğer camilerin ve o külliyelerin avluları çok geniş Selahaddin olduğu için. Selahaddin cami ne demek? Sultan Camii. Sultan Camii. Sultanların tamam yaptığı cami demek. Selahaddin Camii Osmanlı'daki. Bakın burası o anlamda içerisi. Yaklaşık olarak 3500 metrekare bir alan içerisi. Şöyle. Kaç kişi alır hocam burası? Yani şöyle cuma namazlarında burası 5000 kişi içeride. Sadece içeride saf olarak tutabiliyor. Maşallah. Namazını eda edebiliyor. Vay. Dışarılara da düşündüğünüzde bu rakam çok rahat 12.000-13.000 lira buluyor. Maşallah. Tabii burası aynı zamanda özellikle dönemin alimleri tarafından manevi makam olarak 5. makam olarak kabul görmüş bir yer. Mekke, Medine, Kudüs, Şam'daki Emevi Camisi, akabinde ve burası. Anladım. Bu anlamda Bursa'nın değil sadece aynı zamanda Osmanlı'nın da manevi kalbindeyiz diyebiliriz. Vay. Zaten bakın hemen şöyle Doğu Kapısı'ndan girdiğinizde bu camiye dışarıdaki gördüğünüz bu duvarlardaki 129 hat yazısında sizi dünya ve ahiret saadetinize vesile olacak bakın bir yol haritası çiziliyor ve sizi dış dünyadan böyle yalıtıp manevi bir atmosferin içine sokuyor bu ulu cami. Şöyle bakın hemen arkamızda zaten bu camimizin en çok dikkat çeken noktalarından biri mihrabı var. Mihrabı. Hemen bakın altın barakla süslenmiş. Altın barak tabii, altın dozu. Özellikle Osmanlı altını kullanıyor. Neden? Sadece gösteriş değil, aynı zamanda altın iletken. Ses tabii tabii iletkenliğinden de istifade ediyor Osmanlı. Ama tabii çok harika bakın orada muhteşem yazılar var mihrabı süsleyen. Hı. Özellikle bakın tüm mihrabı süslemiş böyle çevreleyen Ya Malikelmük Zülcelal Velikram ismi celilleri çok güzel çengelli küfüyle oraya istiflenmiş. Ama tabii ki bu cami birçok bilim dergisinde dünyanın 8. harikası olarak lanse edilmesine maşallah vesile olan ve dünya çapında ününe kavuşturansa bu caminin tek orijinal eseri günümüze ulaşmış. Bakın hemen burada arkamızda minberi. Minberi orijinaldir. Hatta biz bu caminin yapım tarihini nereden biliyoruz? Hemen bakın minberin üstündeki bir kitabe var orada. Orada tarihi yazıyor. Yıldırım Bayezid Han tarafından yapıldığı 1399 senesinde açıldı orada belirtiliyor. Sevgili seyirciler manevi atmosfere vallahi girdik. Yani inanılmaz şeyler oluyor. Hani hiçbir şey boş değil diyoruz ya. Altın hani bir taraftan böyle yakışanı yapıyor. Altın yapıyor ama yapmasının altında başka şeyler de var. Altın varak yapıyor ama iletkenliğini tabii, de düşünüyor. Ses. Ya bilim tamamen bilim değil mi hocam? Tabii tabii. Hem maneviyeden bilim. Evet şu an işte o bahsettiğimiz bu camimizi de dünya çapında üne kavuşturan bakın minberin hemen yanındayız. Evet. Tabii bu minberden şöyle özellikle bahsetmemiz gerekiyor. Bir kere yapılış tekniği olarak 6666 tane farklı parçanın birbirine puzzle sistemi dediğimiz hiçbir çivi, hiçbir yapıştırıcı kullanılmadan geçirme sistemiyle olarak kündekarı diye anlattığımız bakın bu sanatla yapılmış abidevi bir esere bakıyoruz. Kaç yıllık yani? Yani şu an baktığımız 623 yıldır ayakta. Biz tabii ayakta. 6666 ayet var. 6666 parçadan oluşuyor. Bir tane çivi kullanılmıyor. Kündekar sistemiyle yapılıyor. Aynen. Ben ne edeyim şimdi? Ben nasıl gurur duymayayım ecdatla? Ben nasıl gurur ve tabii ki bu camiyi çok ön plana çıkaran diğer sırsa bakın işte o dönem Osmanlı alimlerinin ilim ve bilimde ne seviyeye geldiğini bakın burada resmi belgesi var. Hangisi? Hemen şu minberin sol tarafında böyle kabara başlıklar, şekiller var. Bunlar ne? Yıl 1399 altını tekrardan çiziyorum. Bakın henüz daha Avrupa'nın, dünyanın şeklini bilmediği yıllarda Osmanlı alimleri güneşi, gezegenleri aynı dizilimle, aynı sırayla bakın minbere nakşediyorlar. Allah yıl Allah. 1399. Bir şey söyleyeceğim. Gezegenlerin sırası da mı böyle? Tabii tabii aynı bu şekilde. Abi bu ne, bu nedir? Bu maşallah bu nasıl... Yani bilimdir ya o tarihte abi ya. O zaman özellikle Osmanlı yani gök biliminde çok ilerideydi. Dünya şeyi tartışıyor tabii. Yani Avrupa falan şeyi tartışıyor. Dünya yuvarlak mı, düz mü falan. Daha o hala tartışmalar bile yok. Daha onlar bile yok. Bu minberden 150 yıl sonra bir gemici gemisiyle hareket edecek de ha, aynı dünya, yere gelecek de dünya yuvarlaktı diyecek. Avrupa'da böyle bir gündem oluşacak. Allah Osmanlı alemleri 150 yıl önce. Bakın
Yani ben mesela bir şey söyleyeyim mi Aykan hocam? Ben buraya ne zaman gelsem bir şey oluyor bana Bolu Camii'ye. Böyle acayip, hani böyle kalbimden bir şeyler geliyor böyle. Buranın yani müthiş bir özelliği var. Minber'de de ilk hutbeyi kim okudu? Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük veli zatlardan biri. Kim? Somuncu baba olarak bildiğimiz Şeyh Hamidi Veli. Of. İlk hutbeyi o okutuyor, ilk namazı o kıldırıyor bu camide. Şimdi Somuncu baba buradan çıkmış mı? Tabii tabii, bakın bu hutbede, bu minberde ilk hutbeyi veren kişi kendisi. Bursa'nın kalbi mi burası şimdi? Tabii. Değil hem mi? Fiziki hem manevi. Her anlamda kalbi burası. Vallahi öyle. 600 yıldır bu değişmedi. Yani şehir hakikaten doğuya, batıya, kuzeye büyüdü ama kalbi hep burada atıyor. Ay çok güzel ya. Burası imamın namaz kıldığı yer. Mihrap. Altın varaklı suçlu olan yer burası. İletken dedin ya hocam, iletken. Yani ses anlamında. Bakın şöyle hemen şurada mukarnasları görüyorsunuz böyle şekil. Akustik. Tabii akustik ses anlamında. Yani şimdi orada bir okuyor işte başlıyor. Tabii. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O en arkadaki de onu duyuyor. Öndeki duyduğu şekilde arkadakinin de ulaşmasını sağlamak amacıyla zaten. Bakın o gördüğünüz o mukarnaslarda, evet, o altınlara, o özellikle. Yani oluyor. Osmanlı demek bilim demek. Maneviyatın tabii zirvesi demek. Tabii, ilim demek. Değil mi? Yani edep demek, ahlak demek. Hı. Her şey var. Ya ben çok etkileniyorum hocam ya. Bunu arayanlar, yedireyenler, bakın Bursa Ulu Camii'ye bir günlerini ayırmaları yeterli. Burada ecdadın tüm özelliklerini görebilirler. Vallahi bir gün çıkın gelin, Allah'ını seversiniz. Vallahi çok güzel. Şimdi hocam burası hangi kapıydı? Doğu kapısı. Doğu kapısı. Bizim girdiğimiz kapı? Kuzey kapısı. Kuzey taç kapı. Taç üç tane kapısı var. Batı, doğu ve kuzey kapısı. Kuzey kapısı. Tamam. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Şimdi ise bakın hemen bu caminin en bilinen noktalarından biri. Hünkar Mahfili'ne doğru gidiyoruz ve Kabe örtüsü var orijinal ama tabii buranın bir hikayesi de var bu caminin. Bir yapılış hikayesi var. Çoğu kişinin bilmediği. Bakın şöyle ki özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesi de buradan şöyle bahsediyor. Evvela cümleden ulu cami kebirdir diyor. Yani cümleleri kurmadan önce bir ulu cami anlatacağız diyor. Ya. Ben hayatımda böyle devam ruhaniyetli ya cami görmedim. Bursa'nın Ayasofya'sı insan eliyle böyle bir iş yapılmamıştır diye övgüyle bahsettiği bir yer burası. İnsan eliyle böyle bir iş yapılmamıştır demiş Evliya Çelebi. Burası Yıldırım Bayezid Han tarafından yaptırılıyor ama aslında burası bir adak camisi. Nasıl yani? Yani şöyle ki 1396 yılına gitmemiz lazım. Osmanlı tarihinin çok önemli bir savaş, Nibolu Savaşı. Tamam. Tabii onun öncesinde ise aslında İstanbul'u 4 kez kuşatmış bir padişah var, Yıldırım Bayezid. Artık İstanbul düşecek. Evet. Kuşatmış. Tabii Avrupa birleşiyor. Evet. 28 devlet bir araya geliyorlar ve Haçlı ordusunu kuruyorlar. Bugün Bulgaristan sınırlarında olan Nibolu Kalesi'ne kadar geliyorlar. İşte bu haberi alır almaz Yıldırım Bayezid hemen ordusuyla beraber Nibolu'ya atını sürüyor. Hatta bakın o gece o kadar hızlı gidiyor ki ordudan daha önce kaleye ulaşıyor ve Yıldırım lakabını o gece alıyor. Vay! İşte bir yıldırım gibi. Tabii değil bir mi? Yıldırım gibi. Zaten savaş meydanlarındaki atikliğiyle, korkusuzluğuyla çok üne kavuşmuştur. Ama tabii bakın şöyle bir şey var, o savaşla ilgili tarihe geçmiş bir söz var. Şöyle ki Haçlı ordusunun komutanı aynen şöyle diyor. Gök kubbe yere düşse mihverlerimizi tutarız diyor. O kadar kalabalığız. Yer gök hoşlu Haçlı ordusu. Tabii bu orduyu karşısında gören Yıldırım Bayezid bir adakta bulunuyor, bir duada. Diyor ki Allah'ım bu savaşı senin yardımında kazanırsam payitahta yani Bursa'ya döndüğümde 20 tane cami yaptıracağım. 20 yani, tane? 20 tane. Tabi o zaman böyle büyük cami yok. Tabii. Mescit gibi ufak camiler var. Tabi savaş kazanılıyor. Bursa'ya geliniyor. Bursa'mızın manevi önderi, manevi komutanı Emir Sultan Hazretleri ki aynı zamanda Yıldırım Bayezid'in damadıdır. Evet. Kendisine bir teklifte bulunuyor. Diyor ki artık büyük bir devlet olma yoluna girdik. Neden 20 tane ayrı ufak mescitler yaptıracağına büyük cuma kalabalıklarını alabilecek 20 kubbeli bakın bir cami yaptırmıyorsun der. Ve bakın bu teklifi Emir Sultan Hazretleri Yıldırım Bayezid'e sunar ve kabul görür. Ve bu caminin inşaatı 1396'da başlar. Ve 3 yıl gibi böyle görkemli bir eseri bugünkü Allah teknolojiyle 3 yılda yapamazlar. Evet. Nasıl yapıyorlar 3 yılda? O zamanki manevi motivasyonu düşünün. Adımını attığın her şeyin bir hikayesi var ya, çok güzel. Ben bilmiyordum ha, bu Yıldırım Bayezid'in burasının onun adağı olduğunu şimdi tabii öğrendim, adak, biliyor musun? Adak camisi. Kaç kere geldim hatta bilmiyorum. Bakın şöyle ki 1855 sonrası bir deprem oluyor Bursa'da. Hı-hı. Çok büyük bir deprem. Tabii bu cami de ondan nasibini alıyor. Hı-hı. Ve o dönemin padişahı özel talimatla buraya en iyi hattatları ve en iyi bakın kalfaları, ustaları göndererek bu cami tekrar ayağa kaldırıyorlar. Bakın her bir kubbesinin bakın ayrı bir şekilde
dizayn edildiğini bakın görebiliriz. Bunun da sebebi hepsinin ayrı bir mescide denk gelmesinden kaynaklanıyor. Burada da 20 cami yani 20 mescide denk bir cami olduğu mesajı veriliyor. Ey maşallah. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki Hünkar Mahfili'ne. Hünkar Mahfili'ne buyurun. Evet bakın bu dönelim, gördüğünüz tamam. Hünkar Mahfili bu caminin de en çok dikkat çeken yerlerinden biri. Çünkü neden? Hemen bakın şöyle baktığınızda sağ tarafında orijinal 1517 yılına ait Kabe kapısının örtüsü var. Vay. Bakın Yavuz Sultan Selim Han rivayet odur ki bizzat kendi elleriyle bu camiyi asıyor. Neden bu cami? Ayasofya'ya da götürebilirdi, götürmedi. Neden evet. buraya getirdi? Kutsal emanetleri Topkapı Sarayı'na Kabe örtüsünü buraya asıyor. Çünkü burası manevi makamın zirvesi. Vay be! Kabe örtüsü kaç yılında demiştiniz? 1517. 1517 Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim ilk halifemiz halifeliği alır almaz Kabe örtüsünü buraya getiriyor. Tabii bakın burada asıl altını çizmemiz gereken noktalardan biri de padişaha bile mesaj veren bir Osmanlı var. Bakın hemen sol tarafa bir ayet-i kerime koymuşlar. Evet. Kalem suresi 4. ayet var orada. Ve inneke ala hulukun azim. Yani sen en üstün ahlak üzerindesin. Peygamberimiz aleyhisselama ithaf edilmiş bir ayettir bu. Evet. Burada padişaha önce ahlaklı olacaksın mesajı veriliyor. Hemen padişah kafasını sağa çevirdiğinde bakın bizzat 2. Mahmut tarafından bir padişah yazmış muhatresini. Ki meşhur Hattat Mustafa evet. Rakım Efendi'nin talebesidir kendisi. Hı. Bakın orada Nisa 58. ayet vardır. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ اَلْتَحْكُمُ بِالْعَقْلِ Yani padişah diyor ki ayet-i kerimin tamamında hükmettiğin zaman adaletle hükmet, işi ehline ver ayeti. Bakın önce ahlaklı ol diyor. Sonra hükmettiğin zaman adaletle hükmet, işi ehline ver diyor. Eğer padişah bu ikisinden de mesajı alamazsa bakın Osmanlı üstte kimin ismini koymuş? Ömer radıyallahu anh. Adalet hükümse. Adalet. Vay be. Camimizde bahsetmiştik. 129 tane ayrı hat yazısı vardı. Birbirinden etkileyici mesajları da içinde barındıran. Ha. Ama tabii ki bu hat yazıları içinde özellikle bir tanesi hemen hemen herkesin en çok ilgi odağında olan yazı. Hemen bakın. Mihrabın solunda, Kabe örtüsünün sağında kalan ortada şu gördüğünüz hat sanatında müsenna yani aynalı müsenna. Simetrik yazı olarak evet. bahsettiğimiz Allahu yazısı Allahu. Ki bunu yazan kişi saray hattatı Abdülfettah Efendi çok önemli bir hattattır kendisi. Ama tabii bakın burada hemen fark ettiyseniz sema yapan bir mevlevi dervişe benzetmiş. Bakın görüyor musunuz yazıyı? Hemen bakın orada Serpuş'un içinde yine çok güzel bir şekilde yine müsenna Ya Zel Celali Vel İkram yazar. Hemen arada bakın orada bir beyazlık vardır. Orada ise Ya Hazreti Mevla yazar. İki vavun arasında bir gözyaşı damlası vardır. Orada ise Ya Hayyu Ya Kayyum ismi celilleri yazar. Ama tabii bu tabloyu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise Hattat bakın kalemini, yazdığı kalemi sağdaki bakın duvara asmıştı. Ben diyecektim oradaki ne diyecektim? Kalem mi o? Evet yazdığı kalem. Bakın bugün biz elimizde tutamayız. 80 santim yakın kalemle bunu icra etmiş. Tabii burada anlatılan o ki yani birçok Hattat'ın dünya çapında en ünlü Hattat'ların eser verdiği bir yer olduğu için birbirleriyle adeta bir yarış halinde. Ve burada Abdülfettah Efendi'nin bir meydan okuma yaptığından bahsedilir. Şöyle ki benim yaptığım en iyi eser duvarda, yazdığım kalemde yanında benden daha iyisi varsa iş burada, kalem burada buyursun gelsin diyor Abdülfettah Efendi. Vay, ama tabii Hattatlardan ve hat yazarından bahsetmişken özellikle bir isme değinmemiz lazım. Hı-hı. Bugün hemen hemen gündemimizde çok durdu Ayasofya. Evet, İstanbul Ayasofya'sında dünyanın en büyük yazıları var. Evet o Allah lafzı evet, var mesela çok hep büyük. 7,5 metre çapında. İşte bakın o yazıları yazan. Kazasker Mustafa İzzet yine bakın bu camide de en büyük eseri veriyor. Hangisi? Hemen şöyle karşımıza duran Vallahu galibun ala emrihi yazısını yazıyor kendisi. Allah emrinde hükmünde galiptir yazısını yazan bakın üstattır. Vay. İmzasını hemen orada görebiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.